burcumuza, yani 21 Mayıs haftasına başladık. Koç burçları. Koç burçları için işleriyle alakalı çok verimlilik dönemine giriş yaptılar. Fakat yükseliş demiyorum, onlar rutin hayatı ve yöneticileriyle alakalı yaşanan karmaşık ya da devlette çalışıyorsanız karmaşık dönem 21 Mayıs'tan sonra bitecek. İşinizdeki rolante aydınlığa kavuşacak. Özel hayat konusunda da çok uzun süredir ilişkilerimizle alakalı devam ettirme, hatta evli çiftlerde böyle göz çapkınlığı başlayabilir, dikkat diyoruz. Ama uzun süredir ilişki yaşamayan koç burçları için ciddi bir aşk dönemi. 21 Mayıs'tan sonra aşk hayatları toparlanacak ama ailevi yaşadığı bazı sıkıntılar ve uzun süredir diyalogları oturtamayan koç burçlar için de 21 Mayıs'tan sonra onlarla hafta sonu tatile, gezme, tozma, yalnız babayla ilgili sağlık problemi olabilir, kalp damar hassasiyetine dikkat edeceğiz. Koçlarda da özellikle sağlık problemi nodüllerle alakalı dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarıyla ilgili yurt dışı planları yapan koç burçları var. Bunlar Haziran sonuna kadar bunları gerçekleştirecek ve çocuklarının yurt dışı planlarını da yapmış olacaklar. Uzun süredir devletle ilgili çözemediğiniz mahkeme sorunlarınız yıl sonu itibariyle çözümlenecek. Büyük bir rahatlığa ve aydınlığa kavuşacak. Yani 21 Mayıs'tan sonra koçlarda biraz daha rahatlık, işleriyle ilgili dengeler, ufak tefek seyahatler yaşanacak. O yüzden kaygı geride kalacak koçlar için, verimlilik süreci diyorum. Bir de ailede baba rahatsızlığı dedik ama ailenin bir büyük fertleriyle ilgili de uzun süredir hastanede tedavi eden olan birinin gözyaşısı var. Boğa burçlarımızda uzun süredir sağlığına dikkat etmeye çalışan boğalarda rejim, kilo ile alakalı dengeleri oturtmaya çalışıyorlar. İşleriyle alakalı da onlar için 21 Mayıs gerçekten yerlerini kontrol etme, yerleriyle ilgili yükselme, Haziran ayı yöneticileriyle alakalı çok büyük bir rahatlık yaşayacaklar. Bu rahatlıkla kariyerlerini, maaşlarını, konumlarını çok iyi noktaya konsantre olacaklar. İlişki konusunda da uzun süredir ilişkisiyle ilgili evlilik, nişan, söz dediğimiz tarih de bu Ağustos'a kadar belirlenmiş olacak. Mutlu bir aşkı, mutlu bir sevgiyi en derin şekilde yaşayıp evli boğa burçlarında uzun süredir sıkıntılı gidiyordu. Fakat evliliklerini toparlama, aile düzenini kurma, hatta ev alma ya da evini değiştirme, düzenimiz tekrar huzur olsun diyerekten boğalarda da radikal kararlar söz konusu olacak. Onlarda da ayaklarla ilgili, diz kapak sıvılarla ilgili sağlık problemi, lif kaymaları olabilir, dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ailesinde ilgili de uzun süredir onlara tatil sürprizi, Ege sürprizi, Akdeniz, Karadeniz sürprizi yapabilirler. Boğa'da aslında verimlilik, aydınlık dönemi başladı. Sadece onların da dediğim gibi diz kapak, ama onlarda da bel fıtığı ile ilgili bir operasyon geçirebilir. İkizler burcumuz 21 Mayıs'ta aslında yöneticileriyle ilgili kutlama, mutluluk, huzurlu bir döneme geçiş yaptı ama yeni ortaklı işlere de imza atacak İkizler burcu ve bu ortaklı işler Eylül ayına kadar verimliliğini arttıracak. İkizlerde en büyük problem insanların onu anlamadığıyla ilgili çok büyük bir tartışma var. Aslında ikizlerin ruhsal dengeleri biraz yıprandığı için insanlara alınganlık yapıyorlar. Bunu rutin nefes terapisi, yüzme, yani spor ya da tatil bölgesine bir hafta enerjilerine iyi gelecek. Yöneticileriyle askıya giden her şeyle iyileşme. İlişkiler konusunda ikizlerin radikal kararı var. İlişkilerimi temelden iyileştireceğim. Yeni aşka yelken açacak İkizler burcu içinde. Haziran bitecek. Temmuz onlar için verimlilik. Sağlık konusunda da sizde de mideden kaynaklanan ülser ya da midenizin asitiyle ilgili sıkıntılar sizi had safhada üzebilir İkizler burcu diyorum. Çocuklarla ilgili oluşturmak istediğiniz planlar var ama 2019 çocuklarınız ve aileniz için daha verimli olacak. O ikizlerde araç değişikliği demeyelim. Araçları olmayan ikizlerde bu Eylül'e kadar araç sevinci yaşayacaklar. Ve anne baba ile ilgili diyaloglarda ve uzun süredir akrabalarla yaşanan miras kavgaları yıl sonu itibariyle aydınlığa kavuşacak. 21 Nisan Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız, Yengeç'te aşk artık doğru noktayı buldu. Onlar için 21 Mayıs'tan sonra doğru aşka yelken açma, huzuru bulma, geçmişi komple kapattılar. İşleriyle ilgili de tatil planları oldukları için yengeç burçların izin koşturmasına giriş yaptılar. Devlette atama bekleyen yengeç burçları için 21 Mayıs'tan sonra verimlilik ve aydınlık sevincini yaşayacaklar. Eylül'e kadar da atamaları gerçekleşmiş olacak.
Onların da ailede, aslında ailede sağlık problemi değil de herkesin birbiriyle küs dönemi bitecek 21 Mayıs'tan sonra. Çünkü herkes birbirine gereksizce alınıyor. Yengeç burçlarının boyun fıtığı ve saç dökülmesi ya da ensede sıkışmalar söz konusu olabilir. Dikkat diyorum yengeç burçları için. Yengeçler de uzun süredir çocuk tedavisi bekleyen yengeçlere de 21 Mayıs'tan sonra çocukla ilgili muradınız gerçekleşecek. Ve özellikle erkek çocuğuyla ilgili şikayet eden yengeç burçları bu yıl değil de seneye çocuklarınızın daha büyük başarılarına, aydınlığa kavuşacaksınız. Yengeçlerin kendi evlerinde eşya değişimi, masa, sandalye, yatak, yorgan, her şey yeniden değiştirme kararına girecek. O yüzden yengeçlerde yenilik, 21 Mayıs onlar için temizlenme, aydınlık. Bir de uzun süredir küs olduğu dostlarıyla barışma kararı alacak ama yengeçlerin dediği dediktir, ona göre dikkat edin. Aslan burcunu neler bekliyor 21 Mayıs itibariyle? Aslan burcunda ailede bazı sağlık problemleri vardı. Bunlar geçmişte kaldı. İyileşme, daha iyilik noktası. Fakat işlerde bekledikleri noktayı alamadıkları için 21 Mayıs aslında onlar için daha büyük başarılar imza atıp parayı dengeleme dönemi olacak ama onlarda şu kaygı var. Yani Mart'tan bu yana çalıştık, emek verdik, hiçbir şey olmadığı için hala umudum kalmadı Emineciğim diyen aslan burçları var. Umudunuzu kırmıyorsunuz. Gerçekten güzel süreçlere imza at. İlişkiyle ilgili Temmuz'a kadar, Temmuz 3-2-1 arasında söz nişan gibi bir karar var. Ailevi ziyaretler, ailevi. Bir de onların kendine ait kirada olan kiracılarıyla ilgili şikayet yaşıyor olabilir. Kiracısını çıkartma kararı içerisinde olabilir. Ama kiracısından bir memnun değil aslan burçları. O yüzden bu seneyi görelim, öbür seneye karar veririm dediği noktada. Aslanların da son zamanlarda gözlerle ilgili alerjik problemler, ağızda aflar çıkabilir, tırnak kırılmaları olabilir, saç dökülmeleri olabilir. Stresten kaynaklanıyor. Biraz vücudumuzdaki stresi toprağa dokunarak geçin. Bir de size nazar değdi. Yasin, Nas, Fela 21 adet okuyorsunuz. Suyun için okuyun. Biraz canı için, biraz canı toprağa atarsanız üzerinizdeki enerjiniz dağılacak. Onlarda da çocuk özlemi var. Hamile kalayım, baba olayım, anne olayım dediğimiz bir süreç var. Bu yıl onların hedeflediği noktalar ama 2019 çocuk sevincini yaşayacak aslanlar. Başak burçları, yurt dışında olan başaklarda işe geri döneyim. Ya da yurt dışına gideyim, şehir dışına gideyim, artık çok yoruldum, düzen beni yordu, şu yordu, bu yordu derken Başaklar'da mirasın, çok büyük mirasın sevinci, hatta bu dönem çok büyük bir paranın akışını sağlayacak Başak burçları. Başakların da işleriyle alakalı hep rutin devam ediyor ya, hep aynı nokta, başlıyoruz başa dön, onu öde bu bitiyor, o bitiyor bu bitiyor, artık Başaklar dengeyi kaybettiler. Başaklar 21 Mayıs'tan sonra verimlilik, güzel süreçleri imza atacaklar ama para konusunda dağınık oldukları için bir türlü parayı toparlayamadılar. Para onlar için Eylül-Ekim daha verimlilik. İşteki bazı insanları değiştirme, yenileme gibi bir niyetleri var. Fikir değişiklikleri yapacaklar. O yüzden Başaklar'da verimlilik artıyor. Özel hayat konusunda rutin şekilde devam ediyor. Evliyseniz evlilik devam edecek. Eğer ilişkiniz yoksa da güzel bir aşka yelken açacak 21 Mayıs'tan sonra. Başakların da takıntıları had safhada. Bu takıntıları çöp atıyoruz. Onlarda da batık tırnak problemi ya da ayakta mantar problemi söz konusu. Başakların sağlığına bir de anne özlemi oluştu Başaklarda. Çok derin bir anne özlemi var. O artık onlar ailevi olarak özlüyorlar da duygularının içinde yaşadıkları için duygularını içinde saklıyorlar. Terazi burçlarına neler bekliyor 21 Mayıs'ta? Terazi burçları için sakin giden bir Mayıs var. O yüzden onlar Mevlam çayıra kıvamında devam ediyorlar ama çok yoğun tempolar var. Bekledikleri yurt dışı ev anlaşmaları var. Şehir dışından sürpriz beklediği işler var. Kongre noktalarıyla alakalı büyük projelere imza atacak terazi burçları. Ama terazilerde şu var, aman olsa da olur, yapsam da olur, yapmasam da olur dediğimiz bir 21 Mayıs oluyor. Onlar da tatil kafasına giriş yaptılar. Denizde yüzme, dağa çıkma, ormanda gezme. Yani ayıp bulamazsın bu mevsimde. Ayılar yeni yeni hareket etti doğmaya. Teraziler için en büyük bekledikleri bir aileden kalan bir mal satılıp paraya doyma merakı var. O evi satalım, rahat rahat yiyelim kafasında terazi burçları. Ne olur satmayın, yeriniz çok kıymetli, yerinize dokunmayın diyorum. Terazilerin de sağlık olarak kulak, burun, boğaz alerjisi olabilir.
Bir de yediğiniz domates ya da alerjik durumunuz olabilir, ihmal etmeyin diyorum. Çocuk ve evlenmek isteyen terazi burçları var. Onlar tembelliklerini yan getip yattıkları için çok onu adam edecek ya da kadın edecek bir adama ihtiyaç ya da kadına ihtiyaçları var. Evet, onlar bu yıl biterken doğru aşka yelken açacaklar, huzuru bulacaklar. 21 Mayıs akrepleri neler bekliyor diyorsanız, akrepler için ufak tefek kadınsal bölgenizde üşüttünüz, sağlık problemi, bir yattınız, ateşiniz çıktı. Şimdi işe konsantre olma dediğimiz ve işte yenilikler var ve büyük anlaşmalar var. Bu anlaşmalar sizin için hayırlı olacak. Ve iyi beklediğiniz birinden para istediğiniz bu para hanenize giriş yapacak. Evinizi değiştirmek istiyorsunuz. Kendi malınızı kiraya çıkıp kiraya geçmek istediğiniz gözüküyor. Bu hayırlı olacak ama sanki Eylül-Ekim daha doğru bir süreç. O tarihlerde yaparsanız sağlıklı. İlişkisini hani var ama çok önemsemedi. Sevgi var mı? Var ama ilişkilerle ilgili şöyle bir sorun var. Onlarda para formatı çok ön planda olduğu için yaşadıkları her şeyi geçmişte bırakmak istiyorlar. Rutin, sakin bir hayata girmek istiyor akrep burçları. Yeni bir evre, yeni bir düzen, yeni bir anlaşma, yeni bir aşk, yeni bir evre. Onlar için 21 Mayıs'tan sonra daha had safhada olacak. Ama akreplerde şöyle bir problem var. Uzun süredir baba soyunuzdaki miraslar var. Bunların çözülmesini istiyorsunuz. Onlar 2019'dan sonra çözülür. Şu an acele etmeyin diyorum. Sağlık dedim, dikkat edeceksiniz. Bu ara tatil için Ege kafanıza geçtiniz. İzmir, Çeşme ruhunuz var. Ya da Akdeniz'de bir Yunanistan kafasına geçiş yaptınız. Olabilir, gidebilirsiniz diyorum. Ama akreplerin çocuklarıyla ilgili de sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Onlarda bir üşütme, çocuklarıyla ilgili sağlık problemleri var. Dikkat diyorum. O yüzden akrepler için sakinlik, huzur, bereket dönemi başlayacak. Yay burçlarını neler bekliyor 21 Mayıs itibariyle? Yay burçlarının aslında süreçlerinde işleriyle alakalı geçmişi komple kapatıp yeni bir iş anlaşması, yeni bir yönelik yapmak istiyorlar. Yayların da en büyük hedeflediği nokta aslında işi bırakıp başka işe yönelmek ve büyük başarılar sağlamak istiyorlar. Onlar aşk istiyorlar, evlilik istiyorlar, çocuk istiyorlar. Büyük yenilikler evresi var. Hayırlı olacak yaylar için. Ama yaylarda da en büyük sorun bahçeli bir eve geçmek, yenilik bir ev yaşatmak istiyorlar. Olacak, Allah kısmet ederse Temmuz'dan sonra bu ev değişimi hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim yay burçları için. Yayların anne babayla alakalı son zamanlarda sıkıntıları var. Bir de uzun süredir yaylar geçmişte ölmüş bir insanı ziyarete gitmek istiyorlar. Ölmüşünü ziyaret edebilirsiniz. Yaylarda da baş dönmesi, tansiyon, bu tarz dikkat edilmesi gereken sağlık problemleri var. Çocuklarıyla ilgili de uzun süredir okulu değiştirmek ya da okulu yenileme gibi düşünceleri var. Özellikle yay burçlarında bu dönem üniversiteye olacak öğrencileri başarı sağlayacak, korkmasını istemiyorum tüm yay annelerinin ya da yay babalarının. O yüzden sağlıkla ilgili dediğimiz, bir de onların bir araç yenilenme gibi bir niyeti var. Bu araç aydınlığa kavuşacak. 21 Mayıs oğlak burçlarını neler bekliyor derseniz, yurt dışı seyahatlerini yaptılar. Çok yoğun iş tempolarına başladılar. Onlar da yeni mekan, yeni anlaşma, hatta güzel sanatlarla ilgili kafalarında bir stüdyo ya da oluşmasını istediği yenilik dönemi var. Bunlar için hayırlı ve aydınlık olacak. Onlara yeni bir aşk rüzgarı var. Bu aşk çok hayırlı ve uğurlu olacak ama geçmişi geride bırakıyor oğlak burçları. Daha verimlilik, daha aydınlık sürece giriş yapacak aşk konusunda. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla görüşme, yenilik, yenilenme süreci olacak oğlak burçları için. O yüzden uzun süredir küs olduğunuz ve görüşemediğiniz tüm insanlar sizi aramaya başlayacak. Oğlakların da en büyük sağlık problemi, göz problemi. Gözlerde bir operasyon geçirebiliriz. Burun estetiği niyeti var oğlak burçları için. Olumluluk diyorum, yapın anam, estetiğinizi de yaptın. Ne yapalım? Bir de kadınların bel estetiği ya da belle ilgili, sağlıkla ilgili bir operasyon. Bir de uzun süredir göğüs takıntısı olan oğlak burçlarımız var. Bunlar aydınlığa kavuşacak. Yani oğlaklarda güzel estetik operasyonu ön planda 21 Mayıs'a kadar bunları tamamlamış olacaklar diyorum. Sağlık dedik, çocuklar. Bir de onlarda araç sevinci var. Araç sevinci hayırlı olacak. 21 Mayıs kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, iş ve yöneticileriyle ilgili mutluluk haftası, güzel süreci ve yenilenmesini istediği noktanın büyük bir sevincini, büyük bir başarısını sağlayacak kova burçları. Onların da anneleriyle ilgili piknik, tatil, kafalarında ailevi tatil, hafta sonu birlikte geçirme dediğimiz bir süreç yaşanacak kova burçları için.
ve istedikleri bir tapu var, onların üstüne geçmesini istiyor. Ailenin söz verdiği bir ev onlara geçiş yapacak ve çözülmesi gereken başka bir bina ile ilgili de güzel bir süreç. Onların da belediye ile alakalı bir sorunları olabilir ya da devletle ilgili. Bu Eylül'e kadar devletle ilgili sorunları çözmüş olacak ve hayırlı olacak diyorum kova burçları için. Kovaların sağlık problemi yok ama kalp operasyonu geçirebilir diyeceğim. Nasıl sağlık problemi yok? Kalple ilgili dikkat etmesi gerekiyor kova burçları. Kovaların da en büyük sorunu diz kapakları, ayak ağrıları ve uyku problemi var kova burçlarının. Bu kovaların biraz daha sakin bir sürece ihtiyacı var diyorum. Verimlilik ve aydınlık haftaya giriş yapacak. 21 Mayıs balık burçlarını neler bekliyor? Balıklar sakinliğe, yaz planı, yaz tatili, yöneticileriyle alakalı yenilenmesi gereken yükselişlerini belirleyecekler 21 Mayıs'tan sonra. Yeni bir yörünge, yeni bir hayata geçiş yapacak. İşlerini terk eden balık burçları var, görevleri var, görevlerini takip edecekler. Onlarda da Temmuz'a kadar söz nişan, evlilik dediğimiz süreç var. Onların da ailevi olarak uzun süredir diyalogları eksikti, bunları güçlendirme ve onların oğullarına ya da kızlarına bir ev değiştirme ya da ev fikirleri var, ev boşaltma fikirleri olabilir, böyle bir niyetleri var. Balık burçları uzun süredir hedeflediği döneme giriş yaptılar. Verimlilik ve aydınlık olumlu. Sadece balıklarda tatil kafası var. Tatil. Bir de balıkların şöyle bir sorunumuz var. Uzun süredir görüşemediği dostlarının planlarını yapıyorlar. Tatil planları var. Bir de hatta sevgilisiyle böyle bir Akdeniz, Kıbrıs olabilir. Kafalarında böyle bir niyeti var. Gidecek gözüküyor. Balık burçları için verimlilik 21 Mayıs'tan sonra. Onların en sorunlu dönemi Ağustos sonu. O yüzden Ağustos'a kadar tatilinizi, kafanızı, keyfinizi dinleyin. Çünkü balıklarda rutin bir değişme, bir rutin yenilik var diyorum. Anne ya da baba sağlık problemleri var ama onların ailesiyle ilgili ciddi bir sıkıntı görmüyorum. 21 Mayıs haftasını şimdiden YouTube kanalımıza yüklüyoruz. İzleyin, hoplayın, zıplayın, abone olun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.